MÜSİAD'da geçtiğimiz günlerde yaşanan bayrak değişiminin ardından Kahramanmaraş Şube Başkanlığı'na atanan iş dünyasının en genç yükselen yıldızı Mustafa Buluntu, yeni yönetimiyle kent ekonomisine canlılık katacak adımlar atmaya devam ediyor. Yönetimiyle işe dört elle sarılan Buluntu, bir yandan iş dünyasının gür sesi olmak adına MÜSİAD yelpazesini genişletmeye çalışırken, bir yandan da Kahramanmaraş'a yakışır bir şube binasını tüm üyeleriyle birlikte kente kazandırdı. MÜSİAD Şube Başkanı Mustafa Buluntu burada gerçekleştirdiği konuşmasında Kudüs'ün Müslümanların kanayan yarası olduğunu ve Kudüs'ün sadece Müslümanların değil dünyanın sorunu olduğunu söyledi. Bugün etrafımız kan gölü. Orta Doğu kan gölü. Suriye'nin hali malum. Irak öyle. Bugün Kudüs meselesi gündemimizi yoğun bir şekilde teşkil ediyor. Kudüs gerçekten Müslümanların kanayan bir yarası. Kudüs bizim ilk kıblemiz. Peygamber Efendimizin Miraç'a yükseldiği yer. Ha, Kudüs sadece Müslümanlar için kutsal değil. Aynı zamanda Siyonist olmayan Yahudiler için de kutsal bir yer. Hristiyanlar için de kutsal bir yer. Ya bu sorun aynı zamanda Hristiyanların da bir sorunu, Siyonist olmayan Yahudilerin de bir sorunu ve UNESCO'nun da bir sorunu. Neden? Çünkü orada birçok tarihi ve kültür hazineleri var. Birleşmiş Milletler'in de bir sorunu. Bugün Filistin'de Hamas 1967 yılındaki sınırlarıyla İsrail devletini tanıma yönünde yumuşamışken ve Birleşmiş Milletler iki devletli bir toplumu kabul etmişken Orta Doğu'da o konuda yavaş yavaş bir barış süreci gündeme gelmişken Amerika'nın kalkıp böyle bir açıklama yapması Orta Doğu'yu tekrar kan gölüne çevirmiştir. Ha, bu neyi gösteriyor? Demek ki Orta Doğu'da ne İsrail ne Amerika bir barış istemiyor. Bu tamamıyla barışa vurulmuş bir darbedir. Başkan Buluntu konuşmasının devamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Paşa ile ilgili talihsiz açıklamalarına değindi. Geçen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Fahrettin Paşa ile alakalı talihsiz bir açıklama yaptı. Oradaki kutsal emanetlerin kaçırıldığına dair. Fahrettin Paşa'nın müdafaa ettiği Medine-i Münevvere arkadaşlar 450 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Orası bizim topraklarımız. Biz nereden neyi kaçırıyoruz? Fahrettin Paşa Medine'yi terk ederken kutsal emanetler almış, payitahtın başkenti olan hilafet merkezinin bulunduğu İstanbul'a getirmiştir. Neden? Çünkü orada Araplarla savaşmıyor Fahrettin Paşa. İngiliz askerleriyle savaşıyor. Geldikleri zaman yağım etmeyecekleri ne malum? Bugün belki o emanetlerin birçoğunu biz Allah korusun öyle bir durum olmasaydı ya Fransa müzelerinde seyredebilecektik en iyisi ya İngiltere müzelerinde belki görebilecektik. İngiliz ordusu Suriye'de Şam'a girdiği zaman İngiliz komutan direkt Selahaddin Eyyubi'nin mezarına ayak basıyor. Ayağını koyuyor ve diyor ki işte diyor 800 yıllık Kudüs'ün intikamını şimdi aldık. Yani bizim karşımızdaki ordu Müslüman ordusu falan değildi o dönemde. İngiliz ordusuydu. Ve Fahrettin Paşa'ya bugün yapılan bu hakaret gerçekten Arap dünyasının, tam demeyeyim Arap dünyası olarak tenzih ediyorum. O talihsiz açıklama yapan şahısla alakalı ne Osmanlı tarihini, ne kendi tarihini, ne Arap tarihini bildiği kanaatinde değil. MÜSİAD Başkanı Buluntu konuşmasının devamında biz İslam dünyası olarak birliğimizi ve beraberliğimizi dağlamak zorundayız dedi. Bugün Müslümanlar her konuda güçlü olmak zorunda. Maddi olarak da güçlü olmak zorunda. İlmen ve fen açısından da güçlü olmak zorunda. Bugün dünyadaki Yahudi nüfusunun toplam çoğunluğu 18 milyon. Müslüman nüfusu 1,5 milyar. Erbakan Hoca'nın dediği gibi eğer diyor 1,5 milyarlık İslam ümmeti 18 milyonluk Yahudi için ebabil kuşlarını bekliyorsa bilin ki diyor o ebabil kuşlara geldiği zaman o Müslümanları taşlar. Bu şu da demek değil. Kuru lafla, sloganlarla yapılacak şeyler değil. Tabii ki biz yine her türlü kınamalarımızı yapalım.
Ama biz İslam dünyası olarak önce kendi içimizde birliğimizi ve dirliğimizi sağlamak zorundayız. Ve özellikle baktığımız zaman bugün nerede bir kanayan yara varsa tamamı İslam ülkelerinde. Arakan'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da. Ve inşallah Rabbimizden de tek dileğimiz Müslümanların birlik içerisinde olması, birliğine ve dirliğine çok dikkat etmesi. Biz her alanda güçlü olursak bu zorluklardan da inşallah kurtuluruz, mücadelemizi yaparız diye düşünüyorum.